Merhaba sevgili çocuklar, Ugi TV'ye hoş geldiniz. Dördüncü sınıf matematik dersinde beraberiz. Konumuz bölme işleminin sonucunu kontrol etme. Hemen örneğimize bakalım. Çocuklar önce bölme işlemimizi yapacağız, sonra bunun kontrolünü yapacağız. Yani sağlaması diyoruz biz buna. 6840'ı 20'ye böleceğiz. 20 iki basamaklı olduğu için burada iki basamaktan başlıyoruz. 68'in içinde 20, 20'şer 20'şer 68'e kadar sayıyoruz. 68'i geçmeyecek. 20, 40, 60, bir daha eklersem 80 olacak. 68'i geçmiş olacak. 60'ta bırakıyorum. 1, 2, 3 kere. Buraya 3 yazıyorum. Şimdi 3 ile 20'yi çarpacağım. 3 kere 0, 0. 3 kere 2, 6. Çıkarıyorum. 8'den 0 çıkarsa 8 kalır. 6'dan 6 çıkarsa 0. Burada 8 kaldı. Şimdi sırada 4 var. 4'ü indiriyorum 8'in yanına. Burası 84 oldu. 84'ün içinde 20. Yine 20'şer 20'şer sayıyoruz. Burada vardı zaten. 20, 40, 60, 80. O da bırakıyoruz çünkü 80'i geçecek 20 daha eklersek. 1, 2, 3, 4 kere. Buraya 4 yazıyorum. Şimdi 4 ile 20'yi çarpıyorum. 4 kere 0, 0, 4 kere 2, 8. 80 oldu zaten. 4'ten 0 çıkarsa 4, 8'den 8 çıkarsa 0. Burada 4 kaldı. Evet, şimdi sıra sıfıra geldi. Sıfırı buraya indiriyorum. Dördün yanına burası 40 oldu. 40'ın içinde 20. 20'şer 20'şer sayıyorum. Bakın burada vardı 20. 40. 2 defa 2 yazıyorum. Şimdi 2 ile 20'yi çarpıyorum. 2 kere 0. 0. 2 kere 2. 4. Çıkarıyorum. 0. 0. Evet. Bölme işlemimiz bitti. Bakın kalan sıfır. Biz buna ne diyoruz? Kalansız bölme işlemi diyoruz. Evet. Şimdi çocuklar kontrolümüzü nasıl yapıyoruz? Bölen bölüm yani sonuç. Burası da neydi çocuklar? Bölünen. Burası kalandı zaten. Kalan sıfır olunca biz kalansız bölme diyorduk. Biz kontrolü nasıl yapıyoruz? Bölen ile bölümü çarpıyoruz. Kalansız olduğu için buraya bir şey yapmıyoruz. Sadece ikisini çarpacağız. Yani 342 ile 20'yi çarpıyorum. Çarpımın sonucu eğer bölünen olursa demek ki bölme işlemi doğru. Başlayalım. 0 kere 2, 0, 0 kere 4, 0, 0 kere 3, 0. Onlar basamağına geliyorum. 2 kere 2, 4, 2 kere 4, 8, 2 kere 3, 6. Topluyoruz. 0, 4, 8, 6. Bakalım 6840, 6840. Demek ki bölme işlemini biz doğru yapmışız. Bunun kontrolünü bu şekilde yapmış olduk. Diğer örneğimize geçelim. 224'ü 15'e bölüyoruz. 15, evet 22'den başlıyoruz. 22'nin içinde 15 bir kere. Bir kere 15, 15 diyoruz. Çıkartalım. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 12'den 5 çıkarsa 7. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıkarsa 0. 4'e geliyoruz. 4'ü buraya indiriyoruz. 74 oldu. 74'ün içinde 15. 15'er 15'er sayalım. 15, 30, 45, 60, 75. 75, 74'ü geçtiği için bunu iptal ediyoruz. Bakalım. 1, 2, 3,
4. 4 kere 15 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde var 6. Çıkarıyoruz. 4 1. Bölme işlemimiz burada bitti. Burası biliyorsunuz kalandı. Bu kalanlı bir bölme çünkü kalan var 14. Çocuklar biz ne yapıyorduk? Bölme işlemi kontrolünü yaparken bölen ile bölümü çarpıyoruz. Sonra kalanla topluyoruz. Orada kalan olduğu için kalanı da ekleyeceğiz. Yapalım şimdi. Önce 15 ile 14'ü çarpıyorum. Çarpalım. 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde var 6. Onlar basamağına gelelim. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Topluyoruz. 0. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 1. 1 de elde var 2. Bunu yaptıktan sonra bölen ile bölümü çarptık. Cevap 210. Şimdi ne yapıyoruz? Kalan var. Kalanı ekleyeceğiz. Yani toplayacağız. Şimdi de 210 ile kalan 14'ü topluyoruz. 4. 1, 1 daha 2. 2 aşağıya. Cevabımız 224. Bakın bizim bölünen sayımız da 224'tü. Demek ki bizim bölme işlemimiz doğruymuş diyoruz. Bu işte bölmenin kontrolü ya da sağlaması diyoruz. Sağlama, kontrol etmek anlamında. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi burada bölünen sayıyı bulma işlemi. Bakın şöyle bir soru geldiğini düşünün. Burası bölünen. Bir bölme işleminde bölüm 12, bölen 7, kalan 3 ise bölünen sayı kaçtır? İşte aslında biraz önce öğrendiğimiz işlemleri yapacağız. Yani kontrolünü yapmış oluyoruz bölünen sayıyı bularak. 7 ile 12'yi çarpacağız. 12 2 basamaklı, 7 1 basamaklı olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Çarpalım. 7 kere 2 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 1 7, 1 de elde var 8. Çarptık. Şimdi çarptıktan sonra ne yapıyorduk? Bu ikisini çarptık. Kalanı ekliyoruz. Kalan da 3 var. 84 ile 3'ü topluyorum. 87. Demek ki bizim çocuklar bölünen sayımız şurası 87 imiş. Bu işlemi kontrol edebilirsiniz. Cevabımız 87. Evet. Bölen ve kalan ilişkisi. Çocuklar kalan bölenden her zaman küçük olmalıdır. Bunu unutmuyoruz. Kalan burada şurası. Buraya yazılacak olan sayılar kalandır. Kalan bölene eşitse ya da bölenden büyükse işlemimiz hata vardır. Bölen sayımız 4. Çocuklar bakın örneğimizde. Burada bölen 4 ise burada kalan 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. 4 olamaz eşit. 5, 6, 7 zaten hiçbir olamaz. Yani burada kalan sayı bunlardan biri olmalıdır. Onu unutmayalım. Her zaman bölenden küçük olacak. Küçük değilse, eşit ya da büyükse bölme işlemini yanlış yapmışız demektir. Bakalım. Burada bölünen, burası bölen. Bu işlemimizde kalan hangi sayılar, rakamlar olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir ya da 7 olabilir. 8 olamaz. 8'den büyük sayılar hiç olamaz. Kalan alabileceği burada kalanın alabileceği değerler bunlar. Bazen sorular şöyle geliyor. Şöyle düşünün, bu bölme işlemi verilmiş. Soruda diyor ki yandaki bölme işleminde kalan en çok
Kaç olabilir? Evet, en çok kaç olabilir? 7. En az 1. Bir başka soru. Bunu da siz cevaplayın. Yandaki bölme işleminde şöyle yapalım. Bölme işleminde devamını şöyle yazıyorum. Kalanın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Evet. Yandaki bölme işleminde kalanın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Bunların bu sorunun cevabını yorumlarda sizden bekliyorum çocuklar. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.